insan aslında çok daha kolay. Yürürüz seninle durmadan, kendin ol sen, benimle kal. Olanlar oldu, geri sarma, düşünüp çok kendini yorma. Zaman akar, döner dünya, yolculuğun tek başına. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular kadar cevabı olmaz, sorular zarar. Kendin ol yeter. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular kadar cevabı olmaz, sorular zarar. Kendin ol yeter. Öğrendin demek. Melih oğlum. Yeter. Yeter lütfen, daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Yıllardır hep soruyordum kendime ya. Hep soruyordum ailem neden beni sevmiyor diye. O nasıl laf oğlum? Oğlum deme bana. Hayatım yatılı okullarda geçti ya. Mutlu oldum yoktunuz. Yalnız kaldım yoktunuz. Ya dayak yedim yoktunuz. Hep dedim... Hep sordum kendime ailem neden beni sevmiyor diye. Niye seveceksiniz ki? Neden yanımda olacaksınız ki? Sizin olmayan, size ait olmayan bir çocuğun neden yanında olasınız ki? Oğlum. Yeter, yorma kendini. Yıllardır kendime sordum, sorduğun cevabını zaten buldum artık. Senin ailen biziz. Sen bizim evladımızsın. Ve hep öyle kalacaksın. Lütfen daha fazla uzatmayın. Yıllardır bana söylediğiniz yalanlardan bir vazgeçin artık ve bir kez olsun doğruyu söyleyin. Ailem nerede benim? Kimden aldınız beni? Neden aldınız? Anne, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben kararımı verdim. Bu evlilik olmayacak. İkbal Hanım, siz Ayşe'nin okulu için endişeleniyorsanız biz de kızımızın okumasını destekliyoruz. Zaten Yusuf da Ayşe ile beraber İstanbul'a gidecek. Onlar kendilerine böyle bir yol bulmuşlar. Biz de... Hiç kendinizi yormayın. Benim kararım kesin. İkbal, Kazım Bey bir lafını bitirsin. Lüzum yok. Söylenecek olan her şey söylendi ve bitti. Benim rızamı almadan bu eve geldiler, şimdi gidecekler. Anne! Anne yeter artık. Sen karışma. Kazım amca, bakın annem... Tamam kızım, sen kendini yorma. Her şey ortada. Sabiha, hadi. Kazım amca lütfen, Sabiha teyze. Sen hiç boşuna yorulma. Biz anladık anlayacağımızı. Anan ne insanlıktan anlıyor ne de sevgiden. Ne sevgisinden bahsediyorsunuz siz? Ben sadece Ayşe okusun diye mi bu evliliğe karşıyım? Davul bile dengi dengine. Bir Ayşe'nin hayatına bakın, bir de Yusuf'un hayatına. Benim kızım üniversite okuyacak, iş sahibi olacak. Yusuf ne iş yapıyor? Tamirci. Olacak şey mi bu? İkbal. İkbal Hanım, insan her şeyi üniversiteyle, tahsille öğrenmiyor. Şurası sağlam olmalı, şurası, gerisi yalan. Misal sen, bak okumuşsun ama... Ne sevgiden ne de insanlıktan haberin var. İnsanlığı sizden öğrenecek değilim, haddinizi bilin. Bence daha fazla uzatmayalım. İkbal Hanım. Tamam tamam, Şükran Hanım. Sabiha, hadi. Hadi oğlum. Thank you.
Ne desen haklısın o. Çok kötülük yaptık. Biz sana çok büyük kötülük yaptık. Evet yaptınız. Neden korktunuz ha? Mutsuz olmamdan mı korktunuz? Al şimdi mutsuzum işte. Ne değişti? Oğlum biz... Yorma artık kendini. Belli ki o bizi artık dinlemeyecek. Neye dinlemeyeceğim? Bir şey anlatmıyorsunuz ki. Allah'ım sen bizi affet. Önce benim affetmem gerekmiyor mu size? Yapma ne olur. Yeter. Ay, ne olur Tarık. Artık dayanamıyorum. Görmüyor musun annenin halini? Ha? Görmüyor musun? Evet yalan söyledik sana. Evet biz senin annen baban değiliz. Ama biz büyüttük seni. Ve sevdik. Hayır sevmediniz. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bak sizden hiçbir zaman sevgi dilenmedim. Şimdi de dilenmiyorum. Ya benim gerçek ailem kim? Annem babam nerede? Kimden aldınız beni? Niye aldınız? Şimdi anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Anlatacak ne var? Ne gizliyorsun ha? Niye konuşmuyorsunuz hala? Hiçbir şey saklamıyoruz oğlum. Sen biraz sakin et sonra konuşalım. Banu. Annen iyi değil kızım. Onu götür yatır. Hiçbir yere gitmiyorum. Artık susmayacağım Tarık. Ne oldu? Niye gözlerini dikmiş bakıyorsun? Daha ne olsun İkbal? Ya nasıl davranıyorsun sen? Ha? Kız orada kahroluyor. Yani senin hiç vicdanın sızlamıyor mu? Hayır efendim sızlamıyor. Ne yapsaydım yani? O baldırı çıplakla evlenmesine izin mi verseydim? Kızımın geleceğini düşünüyorum diye suçluyor musun beni? Senin kızını düşündüğün falan yok. Sen sadece herkesi yönetme peşindesin. Ne var ya adabıyla gelip kızı istediler. Herkesi küçük görmeler, herkese tepeden bakmalar. Ne oluyor İkbal? Bana bak Bahri. Kızımın geleceğiyle ilgili en doğru kararı ben veririm. Sen karışma. Annem neden böyle yapıyor Pelin? Ya her şeyi yıktı. İnsanlara neler söyledi. Evet, çok kötü oldu gerçekten. Ama hayatım üzme kendini bu kadar. Her şey yoluna girecek. Biraz zaman ver. Ya siz Yusuf'la birbirinizi bu kadar çok seviyorsanız bir yolu bulunur mutlaka. Bulunur mu gerçekten? E tabii. Annem de önünde sonunda ikna olacaktır. Of. Ben o insanların yüzüne nasıl bakacağım ya? Nasıl bakacağım? Orası işin en kolay kısmı merak etme. Ya Sabiha teyzelerden bahsediyoruz. Onlar kin tutacak insanlar değiller ki. Kardeşim iyi ki varsın. Uy sen de canım sen de iyi ki varsın. Kusura bakmayın. Benim yüzümden laf işittiniz o kadar. Ben götürdüm sizi o kadının ayağına. Deli deli konuşma. Kusur onun kusuru. Sen ne darlıyorsun kendini oğlum? Oğlum senin yoluna gelmeyeceğiz de nereye gideceğiz? Biz alnımızın akıyla kızı istedik. O İkbal utansın. Yani kızın gözünün yaşını nasıl akıttıysa Allah sorsun hesabını. Beddua etme Sabiha. Niyeymiş? Etsin. Et dönürüm et. Allah Allah. Bu yaptıkları yanına kar mı kalacak sanki? Şükran teyze lütfen. Hepimiz bir sakinleşelim. Kız doğru diyor. Susun artık. Sen de asma suratını be oğlum. Bu iş İkbal'in demesiyle olmayacaksa hiç olmasın. Biz daha ölmedik. Öyle bir kapıdan çevirmeyi de emeğiz başımıza. Affet bizi oğlum ne olur affet bizi. Biz çok büyük kötülük yaptık sana. Kızım korkutma beni. Gel şöyle otur. Yeter artık dayanamıyorum. İçimde tutamıyorum Tarık. Tamam anlat o zaman ne oldu? Geçmişte ne oldu? Oğlum, oğlum sonra konuşalım. Annenin halini görmüyor musun? Size tek bir soru sordum. Benim gerçek alem nerede? Anne babam nerede benim? Senin anne babanın. Bilmiyoruz oğlum. Zaten bütün gerçekleri öğrenmişsin. Bundan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Anne. Anneciğim. Oh bir tane. Korktun mu bir tane? Tamam korkma. Kıyamam ben sana. Herkes daha fazla perişan olmadan gidin. Gidin sonra konuşalım. Melih hadi ne olursun hayatım gidelim. Herkes sakinleşsin sonra konuşuruz. Peki. Gel. Gel.
anlatalım, kurtulalım artık. Sus artık gözünü. Sus artık! Mili? Affet bizi oğlum, ne olur affet bizi. Çok büyük kötülük yaptık sana. Mili, ne oldu? Yeter artık, dayanamıyorum. İçimde tutamıyorum Tarık. Mili, ne oldu? Söylesene. Kesin bir şeyler saklıyorlar Banu. Ve öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi. Hadi siz eve gidin. Sen? Banu, siz eve gidin. Geleceğim ben de. Hadi. Taksi. Hayatım. Banu, hadi lütfen. Berbat ediyordun. Aptal mısın sen? Ben bu yükü taşıyamıyorum artık Tarık. İyi. Git söyle o zaman. Senin gerçek annenle babanı biz öldürdük de. Kimliklerini çalıp mirasına konduk de. Hatta Harun'la Meral de suç ortağı. Harun'un da Meral'in de adım atsın. Ben yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben senin için katlandım. Seni sevdiğim için. Ama şimdi vicdanım. Bu sayede bolluk içinde yaşadın. Şimdi mi vicdanın sızlamaya başladı? Ya gençtim, aşıktım. Ben her şeyi sonradan öğrendim. Ben bilmiyordum ki... Öğrendin ve sustun. Ve susmaya devam edeceksin. Ya bu çocuğun ne günahı var? Söyleyince ne olacak peki? Ama biz... Hoş geldin Meral. Hoş bulduk. Nasıl anladın ben olduğumu? Onca yıldır. Her ayın aynı günü aynı saatte buluşuyoruz. Daha bir kere bile sektirdiğini görmedim. Hakkım olanı almaya geliyorum. Tabii ki sektirmeyeceğim. Bu ne acele? Kahve ikram etmek yok mu artık? Gerçekleri öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Oğlum. Tamam oğlum. Anneni yatırayım geleyim. Erkek erkeğe konuşalım. Tamam. Tarık. Erkek erkeğe dedim Güzin. Merak etme, ben her şeyi anlatacağım Melih'e. Hadi. Yusuf. Ayşe kızım. Ben Sabiha teyzen. Sabiha teyze. Ayşem. Niye ağlıyorsun yavrum, ağlama. Sen şimdi kendini üzersin diye aradım ben. Üzme kendini. Senin bir günahın yok ki. Bizim sana bir kırgınlığımız yok. Şimdi senin aklın bizde kalır ya. Hiç kalmasın, tamam mı? Her şeyin de bir çaresi olur. Sabiha teyze, ben böyle olacağını bilsem. Aman. Her şey olacağına varır. Hepimiz insanız, değil mi? Hadi ben Yusuf'a veriyorum. Söyle de kendini suçlu hissetmesin. Onun yüreği tertemizdir. Anasının günahından ona ne, değil mi?
Anlatmayacaksın değil mi? Anlatamayız. Güzin yapma. Bırak, anlatacağım. Eğer anlatırsan Melih'i kaybederiz. Bırak. Güzin. Eğer anlatırsan Harun Melih'i öldürür. Hayatım, Melih öğrendiği anda gidip Harun'un karşısına dikilecektir. Harun onu da bizi de öldürür. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ama Melih'i öldürür. Yani kendin için bir şey istemiyorsun. Her şey Melih için mi? Elbette hayatım. Her şey hem Melih için hem senin için. Ben bundan sonra ne isteyeceğim ki? Beni hapse attıran da, kaza yapmamıza neden olan da Harun'dur. Hastanede yatarken seni alması için bir araba göndermişti Harun. Hatırlıyor musun? İşte o araba beni tehdit etmek için gönderildi. Eğer ben bir yanlış yapmış olsaydım, seni de kucağındaki Emre'yi de öldürecekti. Bizi ortadan kaldırmak için her yolu deniyor. Melih'e söylersen ona da kıyacaktır. Melih'in iyiliği için susmak zorundayız. Sen de öyle yap. Hadi gel hayatım. Hadi gel şimdi biraz dinlen, olur mu? Teşekkür ederim. Senin kahvenin tadı da hep bir başka oluyor. Ne oluyor? Tarık'ı en son ne zaman gördün? Hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Emin misin? Ne oluyor Harun? Tarık bir kaza geçirmiş. Ölümden dönmüş. Geçmiş olsun da bunun benimle ilgisi ne? Aslında tam olarak kaza sayılmaz. Küçük bir uyarıydı kendisine. Geçen gün gelip beni tehdit etti. Tehdit mi? Niye? Melih'e her şeyi anlatacakmış. Yapamaz. Mümkün değil. Ben de öyle düşünmüştüm ama emin olmak istedim. Sen yine de ayağını denk al. Tarık eski arkadaşın. Senin de aklını çelmesin. Ben bu para yüzünden ablamı öldürdüm. Kendi öz be öz ablamı feda ettim. Melih benim yeğenim. Onun annesiz babasız büyümesine neden oldum. Bu saatten sonra geçmişi kurcalamaya hiç niyetim yok. Ben seni uyarayım da... Sonuç olarak oturduğun evin dahil... Her şeyinin benim olduğunu sakın unutma. Hiçbir zaman unutturmadın ki. Hayırdır? Kim arıyor? Özel. Bir saniye. Açmıyor teyzen kızım. Bekle biraz da annem. Ha, açtı. Alo Meral'im. Abla müsait değilim şu an. Hay fıratım yok Meral. En son Ankara'daydı. Deli oldum, içim yedi. Nerede bu çocuk? Gelir abla. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Meral, biz Ankara'ya geliyoruz. Sakın ha. Sakın. Abla, sizin gelmenize gerek yok. Ben arar bulurum Fırat'ı. Kapatmam lazım. Biz yola çıktık Kara. Aa, kapattı. Hayırdır? Hiç. İşle ilgili. İş? Senin işin mi var? Sadece senin verdiğin parayla olmuyor. Hoşça kal Harun.
Sen neden DNA testi yaptırdın? Sen kaza yapınca kan vermem gerekti. Doktor, öz çocuklarını bulun. Onlardan alırız diye. Bilirsen diyeceğim. Haklısın. Bu zamana kadar saklanacak bir şey değildi. Sana gerçeği hep söylemek istedik. Her seferinde denedik. Ama olmadı oğlum. Yapamadık. Bu bölümü çabuk kessek. Bak, annenle uzun yıllar çocuğumuz olsun diye çok uğraştık. Ama olmadı. Annene kısır dediler. Hiçbir zaman çocuğunuz olmayacak dediler. Sonra biz de evlat edinmeye karar verdik. O sıralar evimizde hizmetçi olarak çalışan bir kadın vardı. Geldi bize, benim mahallemde çocuğu bakamayan bir gariban kadın var dedi. Kocası çocuk doğduktan sonra bunları terk edip gitmiş. Kadıncağızı bebesiyle bir başına kalmış. Sonra bizim hizmetçi çocuğu, yani seni, para karşılığı bize getirdi. Sonra da çekip gitti. Bir daha da haber alamadık. Nasıl ya? Madem bu kadar basit bir konu bu, annem niye öyle kendini paraladı? Niye konuşmasına izin vermedin? Annen çok acı çekiyor oğlum. Çok. Bunca yıl bizden hep uzak olmanın sebebi de bu. Nasıl? Seni aldık ama bir türlü kabullenemedi oğlum. Yani sana her baktığında hiçbir zaman çocuğu olmayacağı gerçeğini hatırlıyordu. Şimdi de bunun vicdan azabını çekiyor işte. O belki hiçbir zaman gösteremedi ama seni çok seviyor oğlum. Gerçek annem beni hiç arayıp sormadı mı peki? Aramadı oğlum. İnan aramadı. Yani Güzin gerçek anneni bulmaya çok çalıştı ama bunun bir gün başımıza geleceğini biliyorduk işte. Ama hiçbir iz bulamadık inan. Bizi affet oğlum. Artık eskisi kadar mutsuz değilim biliyor musun? Çünkü beni sevmemiş olmanız eskisi kadar koymayacak artık.
canım. Bak Banu. Belki benim buralarda bir yerde bir ailem var. Hayırdır inşallah bu saatte. Abla? Ben size gelmeyin demedim mi? Ayşe, kapıyı açar mısın lütfen? Konuşmamız gerekiyor. Daha ne kadar kilitli kalacak bu kapı? Ayşe! Neredesin? Yusuf? Ayşe mi arayan? Niye açmıyorsun? Kavga mı ettiniz yoksa? Yok. O zaman? Ben dün gece çok düşündüm abla. İkbal Hanım haklı galiba. Ben Ayşe'ye layık değilim ki. Saçmalama Yusuf. O nasıl laf öyle? Hayır, Ayşe'yi ne kadar sevdiğini bilmesem... Mesele sevgi değil. Şimdi bak, o üniversiteye gidebilir. Hayalleri var. Ben oldukça hep bir tarafı eksik kalacak. Baksana halime. Bir Ayşe'nin bensiz yapabileceklerine bak. Bir de benim ona verebileceklerime. Tamam, bak kendini iyi hisset diye yalan söylemeyeceğim. Bu ihtimal hep var. Yani günün birinde bir zorlukla karşılaştığınızda geçmişe dönüp belki keşke diyeceksiniz. Ama bırak da buna Ayşe karar versin. İşte o ihtimalin varlığı bile... benim kolumu kanadımı kırıyor abla. Yok, açmıyor açmıyor, delireceğim ya, delireceğim. Delirecek bir şey yok. Daraldı kız. Bırak da biraz kafasını toplasın. Döner gelir. Ya eşyalarını toplayıp gitmiş, hala döner gelir diyorsun. Bunu daha önce düşünecektin İkbal Hanım. Neden gitti acaba? Bana yardım edeceğini suçluyor musun? Ya babasına gitmiştir, babasına. Nereye gidecek? Ha, ne kadar rahatsın ya. Git Allah aşkına. Ha, adamın sinirini bozma ya. Seninle uğraşamam, ne halin varsa gör ya. Öf be. Baba. Haber yok mu hala? Yok. Ben onun nereye gittiğini biliyorum. Nereye gidiyorsun? Anne! Yok. Hiçbir şey yok. Hayatım, ne yapıyorsun burada? Ne yapayım işte, bu eski fotoğraflara falan bakayım dedim. Albümleri çıkardım. Belki gerçek ailemle ilgili bir şeyler bulurum diye ama... yok. Bir tanem. Bak, eğer bir şey olsaydı zaten Tarık babam söylerdi sana.
Anlatmışlar işte her şeyi. Bak bir tanem, belki çok zor zamanlar geçiriyoruz şu anda ama bunların hepsi geçecek. Sen yeter ki sakin ol. Atlatacağız. Ne yapıyorsunuz siz? Kahvaltı hazırlıyoruz. Maşallah her şeyin yerini de öğrenmişsiniz. Acıktık. Seni de uyandıracaktık hazır edip. Uyandırdınız zaten. Kusura bakma Meral. Ben birazdan bakkala gidip bir şeyler alırım. Tamam. Hadi oturalım. Hadi koy çayları Ela. Ben de iştah kalmadı. İsteyen çayını kendi koysun. Nereye kızım? Anne abim bulmaya. Zaten bunun için gelmedik mi buraya? Abla, bu ev benim değil. Sakat birine bakıyorum dedim ya sana, onun evi. Yoksa esirgediğimden değil. Cimri herif her şeyi sayıyla aldırıyor. Doğrudur Meral. Sen de haklısın. Hadi çayları koy da şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Hayatım istersen ben de seninle geleyim. Gerek yok Banu. Ya hayatım ama aklım sende kalacak. Kalmasın Banu, iyiyim ben. O zaman sakin olmaya çalış, tamam mı? Tamam, ben sakinim, hem belki bir şeyler bulurum. İnşallah. Bak Mine, belki bana kızacaksın ama ben yine de sana söyleyeyim istiyorum. Bak bu yaşına kadar onlar seni büyüttü. Onlar senin her zaman annen ve baban olacak. Yani bence... Tamam, sonra konuşuruz. Hadi ben gittim. Evet. Hadi bakalım. Sen şimdi güzelce dinlen. Aklım sende kalmasın. Nereye gidiyorsun Tarık? Ne olur beni yalnız bırakma. Eğer çok önemliyse... Birlikte gidelim. İyi ama hayatım sen bu halinle nereye geleceksin? Öyleyse sen de gitme. Ben hemen gidip geleceğim hayatım. Yokluğumu anlamayacaksın bile. Tarık o zaman ben uyuyuncaya kadar bekle olur mu? Oh, ah, peki hayatım peki 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 peki. Demiştim sana. Seninle her yere gelirim. Biz de evlat edinmeye karar verdik. O sıralar evimizde hizmetçi olarak çalışan bir kadın vardı. Geldi bize, benim mahallemde çocuğu bakamayan bir gariban kadın var dedi. Kocası... Çocuk doğduktan sonra bunları terk edip gitmiş. Kadıncağız da bebesiyle bir başına kalmış. Sonra bizim hizmetçi çocuğu yani seni para karşılığı bize getirdi. Sonra da çekip gitti. Bir daha da haber alamadık. Sana her baktığında hiçbir zaman çocuğu olmayacağı gerçeğini hatırlıyordu. Yusuf, sen benim gelmeme sevinmedin. Sevindim tabii. Sevinmez olur muyum? Yok, hiç öyle görünmüyor. Belki de hata yaptım. Ayşe, üzme beni ne olur. Benim senden çok istediğim bir şey mi var bu hayatta? Bana senden büyük hediye mi var? Ne oluyor o zaman Yusuf? Doğru düzgün yüzüme bile bakmıyorsun. Korkuyorum çünkü. Korkuyor musun?
Neden korkuyorsun? Yarın bir gün pişman olursan diye korkuyorum. Ben her şeyi bırakıp sana geldim. Sen neyin pişmanlığından bahsediyorsun? Seninle hayallerim vardı. Şimdi hepsinden vazgeçip sonra bir gün pişman olursan ben bununla yaşayamam Ayşe. Anlamıyorsun değil mi? Benim tek hayalim sensin. Zaman geçer, insan değişir. Eğer bir gün pişman olursan o zaman hayatın boyunca yaşarsın bunun acısını. Ben pişman olmam Yusuf. Ama sen bu kadar korkarken zor. Bir aşka bu kadar korku fazla. Çok fazla. Ne kadar çaresizsin şimdi. Ne kadar güçsüzsün. Zaman ne var ne yok alıp götürdü hepimizden. Benden götürdüklerini bir bilsen. Bir konuşmaya başlasam kalbin dayanmaz. Ama geç her şey için değil mi? Çok geç. Of. Meli? Biliyordum. Geleceğini biliyordum oğlum. Sen bırakmazsın anneni. Merhaba, iyi günler. Ya biz bir süredir kardeşimden haber alamıyoruz da ben onu sormak için gelmiştim. Kaç saat oldu? 5 gün. Gidebileceği yere baktınız mı peki? Yani biz Eskişehir'den geliyoruz. O Ankara'ya geliyorum diye çıktı ama burada nereye gider bilmiyoruz. TC kimlik numarasını biliyor musunuz kardeşinizin? Bir haber alamıyorsunuz kardeşinizden. Ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Böyle samanlıkta iğne aranır gibi adam mı aranır? Siz dönün evinize. Ben halledeceğim diyorum size. Nasıl döneyim Meral? O
oğlumu bulmadan nereye gideyim? Yahu koca adam, vardır bir işi. Hem ben de buradayım, sorduracağım sağa sola. 2-3 gün sonra kendiliğinden çıkar gelir zaten. Ben siz buralarda böyle sefil olmayın diye söylüyorum. Olmaz. Oğlumu bulmadan dönmem ben. Tamam Hasan'a. Bak bacım, kardeşin aranıyor. Nasıl? Niye? Kirli işlere bulaşmış. Hakkında tutuklama emri var. Eğer size ulaşırsa bu numaradan bizi arayıp haber verin. Aksi takdirde siz de suçlu durumuna düşersiniz. Onu sakın koruyayım demeyin. O şu anda kaçak durumunda. Böyle giderse cezası da artacak. Gördüğünüz yerde bize haber verin. Fotoğraflarda fazlayım sanki. Hiç mi sığdıramadınız beni bir yere? Çocuktum ben ya. Çocuktum. Neden bu kadar nefret ettiniz ki benden? Keşke hiç olmasaydınız hayatımda. En azından yoklardı derdim. Ama siz ne vardınız ne de yoktunuz. Neden bu kadar nefret ettiniz benden? Hep kendimi suçladım ben. Ne yaptım da benden bu kadar uzaklaştılar diye hep sordum. Çok mu yaramazdım, çok mu çirkindim, çok mu kötüydüm, ne? Beni neden bu kadar kırdın anne? Ha? Ben sana ne yaptım? Neden bu kadar uzaklaştın benden? Sandığın gibi değil. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Ay ne oluyor bu? Aa, İkbal Hanım! Nerede Yusuf? Kızımı getir götüreceğim. Saçma sapan fikirlerinizle kızımın beynini yediniz. Aa, kızımızın yok burada. Ne bağırıyor Ayşe ya? Getirin kızımı! Ne oluyor be? Aa, yeter artık ama ya. Yani sana katlandıysak çocukların hatırına katlandık. Bu ne ya? Yeter artık ama kızın yok diyorum, anlamıyor musun? Yalan söylüyorsunuz. Kızımı götüreceğim. Dur orada İkbal Hanım. Kızım burada değil. Gelirse de geri çevirmeyiz. Kızımız der, başımızı üstünde tutarız. Ama burada değil dedik sana. Hadi çek git. Ben size gösteririm. Geldim. Ayşe, kızım. Babam evde mi? Evde. Orhan. Baba. Ne oldu güzel kızım sana? Ne oldu? Kim ağlattı seni? İkbal cadısıdır. Kim olacak? Baba. Gidecek hiçbir yerim yok. Melih geldi. Ne oldu Güzin? Ne söyledin ona? Hoş geldiniz benim bey, Harun bey. Melih. Hoş geldin. Şimdi bana ne biliyorsan her şeyi bir bir anlatacaksın. Konuştum vallahi Kazım abi. Ne sanıyor bu kadın canım kendini? Aa, içeri girecekmiş de bilmem ne. Heh, aklı sıra ev basacak. Terbiyesiz. İyice saçmaladı artık. Vallahi kadın kafayı yemiş yavrum. Yani Ayşe'ye dua etsin o edepsiz. Ha.
Ben o İkbal cadısının böyle bir gün saçlarını elime dolayacağım ya. Dur bakalım ne zaman. Neyse bırakın İkbal Hanım'ı da, ne olacak bu çocukların hali? Allah büyük yavrum, ne bileyim ben. Her şey olacağına varır. Şuraya ne yazılıysa o. Gerisi boş. Siz hiç üzmeyin kendinizi. Öyle vallahi. Yani şimdi Allah için Kazım abim de doğru söylüyor. Doğru söylüyor vallahi. Rabbim neylerse güzel eyler. Siz durun ben bakayım. İşte bunlar memur bey. Kızımı alıkoydular. Sen hiç durmadan kendin olsan yeter, anlıyorum.